Dostlarım, Oyunbaz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dawn of Man'in artık dördüncü mü beşinci mi tam hatırlamıyorum. Ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle oyunu ufaktan başlatayım. Gördüğünüz gibi yani çok tatlı küçük bir köy haline geldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Kızaklar bir bir kırılmaya başladı sanırım. Aynen. Burada bir tane neydi bunun ismi? Megalit. Megalit'ten bir tane gerekiyordu bize. Galiba o da yolda. Artık dinlene dinlene mi getiriyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum da. Yalnız şuna bakar mısınız ya? Ağacın içinde mi geçiyor? Biri susadı. Hemen onun yerine başka biri aldı. Tamam, onu getirdiler. Burada bildiğiniz gibi tarlamız vardı. Bunu da hatırlatayım. Kızlarımız varmış. Depolarımız ne durumda? Onlara bakıyorum şu anda. Depolarımız da gayet iyi durumda. Yiyecek sıkıntımız yok. Deri sıkıntımız yok. Evet, iki tane dolmen yaptığımız için iki tane bilgi puanı verdi. Bunu şey yapıyor sanırım ya. İnsanların ölüleri mi gömüyorlar artık oraya, ne yapıyorlarsa. Madenciliği açıyor. Madenciliği açmak bizim için iyi olabilir. Ama bizim şu keçi falan, bunları mı öğrensek? Süt falan gelir elde ederiz oradan hani. Tamam, bunu araştırmış olduk. Keçi evcilleştirme araştırıldı. Tamam. Şimdi şöyle bir bakalım. Oyunu duraklatalım bu arada. Keçi yetişkin erkek. Bu falan. Acaba benim merak ettiğim otomatik avlıyor mu? Burada öyle bir seçenek var mı? Çalışma alanını değiştir. Öyle bir şey yok sanırım. Yine de bizim buraya yerleştiğimizi görünce galiba bunlar da bu tarafa yerleşmişler. Bu falan falan. Bunlar ne? Aa, bunlar dağ keçisi. Aynen. Küçükleri var mı? Bu falan. Bunlar zamanla evcilleştireceklerdir ya. Yani öyle düşünüyorum. Bakacağız, göreceğiz. Şöyle onun hızını bir. Yeni insan doğumu. Aslında şunu, Megalit'i şuraya yapsaydım belki daha iyi olabilirdi. Ama yine de gayet iyi bir çalışma oldu. Halkımızın refah seviyesi %99 arkadaşlar. 6 tane köpeğimiz var. 10. Megalarkus bilmem ne avlanmışız. Bunlar ne? Aa, dur. Tamam. Bunların hepsini yakalayalım. Aynen. Orada iki tane mi, üç tane mi ne? Aynen, iki tane kurt var. O kurtları avlayıp köpek haline getirirsek gayet iyi olacaktır. Burada hümmalı bir çalışma başladı. Kurt saldırıyormuş. Abimi artık şöyle getirmesi artık bunları. Bir daha mı saldırıyor? Vallahi bizim adamı öldürdüler ya. Dağ keçisi avlandı diyor ya. Elinde can dağ keçisi avlanmış. Da. Keşke onu evcilleştirebilseydi ya. Yapamıyor musun?
Bunu nasıl yapacağız ya? Bakalım belki kendileri evcilleştirirler. Kızak sayımızda bir düşüş var sanırım. 7 tane hayvan var. 7'si de şey. 10 tane kızağımız var. 10 tane kızak bize yeter mi bilmiyorum ama ben tedbir olsun diye şuraya yağmacı baskını mı? Farklı insanlar bastırıyor. Abi durun. Durun bir saniye, tamam. Halledeceğim. Şuradan. Aynen. Bütün köy halkı toplandı abi. Ne oldu? İki tane insanlar öldü. Niye insanlar öldü ya? Abi yağmacılar insanlar öldürdü ya. Of. Çok canımı sıkıyor bunlar ya. İnsanların ölmesi hiç iyi bir durum değil ama inşallah yenileri katılacaktır ya. Refah seviyemiz falan gayet iyi durumda aslında. Bir tane daha bilgi puanı elde etsek de keşke şu ahır falan onları yapmayı açabilsek. Şu an biz konut olarak niye tıklamıyor? Bazen öyle sıkıntılar yaratıyor ama keşke bir tane daha verse ya bilgi puanı. Yeni insan doğdu, gayet iyi. Yeni insan doğması iyi oldu. Yine mağara sırtlanı ya. Öldürürsünüz herhalde değil mi? Dur. Bunlar ne? Hepsi mağara sırtlanıymış. Kaç tane öldürdünüz be? Adamlar onları keserler ya. Aynen öyle. Bunları topluyorsunuz değil mi? Senin canın niye çok azalmış ya? Tüccar gelmiş. Tüccarla şu an pek işim yok. Şöyle bir şuradan araştırmalara bakalım. Köprü, eşeği evcilleştirme, kızak yapımı, kazık çakma. Ondan önce bizim şu gözetim kulübesini ya da şöyle bir durduralım şimdi. Buradan neler açıldı? Çift açıldı, kapı, surgan. Bunlar sur, aynen sur. Peki konutta. Abi dur bir saniye. Bir saniye sakin olur musun? Konutta neler açıldı? Ahır için ne gerekiyor? Gerekenler hasır çatı keçi evcilleştirme. Hasır çatı. Hasır çatı için ne gerekiyor acaba? Üretim otluk. Şu otluğu dikelim çünkü otluğu bunun yanına dikeceğiz ama sıkıntı olur mu ki? Bu otluğu oraya bir dikelim. Yanlış mı yapıyorum şu an bilmiyorum ama bir de şuraya bir şey eklenmiş mi? Ona bakalım. Bu ne? Tanem dedik. Su çekiyor. Gerekenler hasır çatı. Abi o zaman bizim hasır çatı mı araştırmamız gerekiyor? Bir saniye bir bakayım. Hasır çatı diye bir şey var mı? Aa, aynen. O hasır çatıyla birlikte bayağı şey açılacak hatta.
O zaman biz oyunu başlatalım. 8x hızına verelim. Bu ne? Yabani eşek mi? Ona bir tane ok atın da ölsün ya. Domuzu falan da evcilleştirebiliyoruz bildiğim kadarıyla. Onun yan tarafında çünkü işaret çıkıyor. Kaç tane saman? 20 tane saman elde etmişiz oradan arkadaşlar. 50 tane kemiğimiz var. Kemik bayağı var ya. Ekmek bayağı elde ettik. Unumuz var. Bayağı takıl falan bayağı bir şeyler yaptık ya. Gayet iyi durumdayız yani. Devam ki. Bakalım. Bakalım neler olacak. Şu an iyi durumdayız ama ilerisi için hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Bu yağmacı istilası falan onlar çok bizi zorlayacak gibi duruyor ama oyun yani şey verdiğine göre, cheat falan verdiğine göre demek ki bayağı bir şeyler olacak yani. Yaşlılıktan bir kişi daha öldü. Ya abi ölmeyin artık ya. Ya gerçekten öldükleri anda ben çok sinir oluyorum ya. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. Depolamada yer mi kalmadı? Abi o zaman dur bir saniye, bir saniye. Sana hemen bir tane depo yapacağım ben. Şöyle. Yapamıyor muyuz? Şöyle yapsak. Yok. Buraya yapacağız mecbur ya. Sıkıntı yok ya. Buraya yapalım. Evet. Hızını artıralım. Kaçıncı depomuz artık? 1, 2, 3, 4. Dördüncü depomuzu yapıyoruz. Yani şu küçük depoları saymadığımız takdirde. Dördüncü depomuzu yapıyoruz. Taşmış buradaki. Bizim adamlar da iyi avlanıyorlar ha. Bak, köpekler çok işimize yarıyordu yalnız. Daha fazla köpeği nasıl elde edeceğiz onu tam bir şey yapmadım. Ayarlayamadım. Bu yapıldı mı? Yapılmış. Şunu keser misin biz yani? Bu benim gözümün önünde çok kapatıyor. Oradaki ambarı göremiyorum. Burası ama et bakımından bayağı iyiydi. Güzel avlanma alanı var çünkü burada. Bakacak olursak gayet iyi durumda. Balıkçılığı tamamıyla kaldırdım yani hiç ne bileyim yani. Ama bir saniye. Bir saniye. Bunları avlayabilir miyiz arkadaşlar? Hani elimizden kaçmasınlar da. Bu ne? Köpekmiş bizim köpek. Aferin lan. Güzel işbirliği. Bizim adama saldırınca hemen gittiler. Hepsi toplandılar. Ne kayboldular artık ya. Dur. Aa, bunları şu ikisini de avlayabilirsiniz. Bu köpek bana lazım çünkü. Bu köpek bana lazım. Çok işimize yarıyor arkadaşlar. Yani bakın avlanmaya giderken köpekler de saldırıyor. O yüzden çok işimize yarıyor. İnşallah yakalarlar. Tamam. Gel abi bunu yakala. Hadi be. Tamam.
Ama onu da evcilleştirdi ya. Kış atlatıldı dedi. Bir tane daha bilgi puanı verdi. Bu hasadımızı gerçekleştirdik. Burayı tekrar ekiyorlar. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Oyun çok güzel değil mi? Yani çok beğeniyorum. Yani sizin de fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Abi buradakini kesmiştik ama. Meşe ağacıymış. Bunu da kesin. Nüfusumuz 30 oldu. Bir saniye. Bir saniye. Konut inşa etmem gerekiyor. Bu konutu nereye inşa edebilirim acaba? Şöyle bir çevirsem falan buraya girmez mi? Peki sen şuraya bir yere şöyle olmuyor. Ha dur. Buraya oluyordu. Çarpık kentleşme is coming. Yapacak bir şey yok. Bize yine mi kurt saldırıyor ya? Ama az önceki bildirim herhalde ya. Aynen. Otuz tane insanımızın olması gayet iyi bir şey ama bakalım bu insanların yiyeceklerini, içeceklerini zamanla yetersiz mi gelecek? Meşe ağacını kesiyorlar mı? Kesiyormuş. Ne olacak? Bakacağız. Yani şu an 76 tane etimiz var. Kurtulmuş 42 tane etimiz var. Bu gayet iyi bir rakam yani. Ham deri 19 tane falan diyor. Tamam. Şöyle bakayım ben. Keçi varsa keçiyi bir evcilleştirelim. Yabani eşek. Bu ne? Bu da yabani eşek. Abi oyunu kaydetti bu arada. Aha! Dağ keçisi. Buldum. Bunu da evcilleştir. Bunu da evcilleştir. Hatta hepsini evcilleştirebiliyor mu? Yok, hepsini evcilleştiremiyor. Doğal olarak. Abi ama çok uzakmış ya. Oraya gidecekler, onları evcilleştirecekler falan getirecekler. Uzun mevzu ama yaparlar inşallah. Etler çürümeye devam ediyor. Yok, çürümüyormuş. İnsanlar yiyor. Dağ keçisi kaçtı. Çalışma alanında bir şey kalmadı. Çakmak taşı topla falan diyor. Burada dağ keçisi yok. Ama güzel bir avlanma alanı. Devam ki. Arkadaşlar bölüyorum ama gerçekten videolar uzun oluyor ve YouTube'a yüklemesi gerçekten çok zor oluyor. O yüzden bu videoyu burada bitirelim isterseniz. Daha sonra diğer bölümle karşınızda olacağım arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.